Evet, bugün Beykoz stadındayız. Beykoz Spor'un, Beykoz 1908'in antrenmanını takip ediyoruz. Birazdan hem futbolcularla hem teknik direktörle hem de sportif direktörle röportajlar gerçekleştireceğiz. Yeni sezonda 2023-2024 futbol sezonunda Beykoz Spor'dan neler bekleniyor? Beykoz Spor'un hedefi nelerdir? Hep birlikte onları öğreneceğiz. Birazdan. İstanbul Süper Amatör Lig'de başlama vuruşu yaklaştıkça takımlarda ve futbolcularda heyecan oldukça yükseliyor. Anadolu yakasının köklü kulüplerinden Beykoz 1908 AŞ bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan takımların başında gelirken yeni sezonda kadrosunda büyük bir revizyon yaşayan takımda futbolcuların heyecanı ve istekli çalışmaları teknik ekip ve yöneticilerin yüzlerini güldürüyor. İstanbul Süper Amatör Lig 4. grupta mücadele edecek olan Beykoz 1908 bu sezon kimlerle yarışını içinde olacak şöyle bir bakalım. Beykoz'un grubunda 1877 Alemdağ, Bakırköy Spor, Büyükçekmece Belediye Spor, Kağıthane temsilcisi İstanbul Gümüşhane, İstinye, İzzetpaşa, Küçükçekmece Yeşilova ve Esnaf Spor, Özkaracaahmet, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ ve Trabzon 1453 yer alıyor. Evet, Beykoz 1908 kalecilerinden Özcan Coşkun'la beraberiz. 2023-2024 sezon öncesi hazırlık çalışmalarını yürütüyorsunuz. Takımda durum nasıl? Özcan'cığım, biz son hali senden alalım, sonra da kaleyi konuşacağız. Abi inşallah iyi bir sezon geçiririz. Takımda yeni arkadaşlar falan katıldı. Yeni bir takım halindeyiz, yeni bir kurulum içindeyiz. Bireysellik futbolda önemli değil ama takım halinde oluştuğumuz için çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacımız var yeni kurulduğumuz bir takım olduğumuz için. Bir 10 günlük daha bir süreye ihtiyacımız olduğu için yani sezonun da başlamasına daha 2 hafta gibi bir süremiz var. Çok iyi bir takım oluştuk. İyi bireysel, iyi konuşamadım şimdi var heyecanlandık, heyecan da var. Beklentiler neler bu sene? Yani hedef her zaman Beykoz 1908 olduğu için hedef her zaman şampiyonluk olmak zorunda. Tüm futbolcular buna yönelik geliyor. Bunun da bilincinde olması gerekiyor. Çünkü burası bir köklü bir camia. Büyük bir camia. Burada çünkü her şey ciddi olmak zorunda. Hedeflerimiz şampiyonluk doğrultusunda ilerlemek zorunda abi. Evet, biz de size yeni sezonda başarılar. Şimdi kalede iki kişisiniz. Bir kaleci daha gelecek. Beklentiler var. Kalede rekabet nasıl? Kalede rekabet olması gerekiyor abi. Çünkü birbirimizi tamamlamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var kalede. Onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Rekabet olmak hani sadece kale içinde değil her mevkide olduğu sürece takım arkadaşın daha ileri atar. Kalede de aynı şekilde devam etmek zorunda abi rekabet. Başarı aslında ikinizin birbirine olan rekabetiyle. Peki Özcan'ım size yeni sezonda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın Erkan abi. Teşekkür ederiz abi. Evet, yanımızda Faik Eren Çelik var Beykoz 1908'de. O da file bekçiliği görevini bu sene üstlenecek. Sevgili Faik, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Biraz da böyle yorucu geçiyor aslında. Kalecilerin işi zordur zaten. Antrenmanlar özellikle çok fazla performans sergilerler. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Bir ilk önce onu alalım sen. Antrenmanlarımız iyi başladık sezon başına. Şu an iyi gidiyoruz. Bir sorunumuz yok. İyi hazırlanıyoruz lige.
Ligde hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Hedef ne o zaman? Hemen onu sorayım. Abi bizim hedefimiz yukarıyı zorlamak. Beykozspor'un olması gerektiği yere götürmek. Ya o zaman hedef hep üst ligler daima. Tabii Beykoz 115 yıllık bir kulüp. 115 yıllık kulübünde artık bu kulüpte oynamak da aslında farklı bir duygu yaratıyordur. Çünkü Beykoz koca bir Anadolu yakası demek gibi. Senin nasıl gidiyor çalışmaların? Takıma uyum nasıl? Takıma uyumumuz iyi. Takımda arkadaşlığımız da iyi. Güzel bir uyum içerisindeyiz. İnşallah herkes için ayrı bir sezon olur. İnşallah takım için, camia için. Özcan dedi Kaya'da çok büyük rekabet var abi dedi. Sen ne diyorsun? Var abi. Kim iyiyse onun hakkıysa onun oynaması lazım. Abi rekabet olmazsa gelişme olmaz. Aynen bu kadar. Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu sene Kale Beykoz'da emin ellerde öyle gözüküyor. Her iki oyuncu da birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan çalışmalar yaptığını söyledi. Biz de Beykoz'a başarılar diliyoruz buradan. Evet, şu anda Can Aşar da var yanımızda. Beykoz 1908'de orta saha, forvet arkası oynuyor. Onun da yeni sezona ilişkin, takıma ilişkin düşüncelerini alacağız. Sevgili Can, nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor? Biz izledik, çok yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Hatta antrenman sonunda nefes nefeseydi herkes. Biraz zorlu geçiyor galiba, ne diyorsun? Yani sezonun bu dönemleri zorlanmamız lazım zaten. Yeni bir hoca, daha genç bir takımla, yeni bir sistem içerisinde. İyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnanıyoruz, hakkımızda hayırlısı olsun yani. Bunu diliyorum ben her şeyden önce. Takımın durumu nasıl? Vallahi takım gün gittikçe daha iyi oluyor. Her hazırlık maçı üstüne koyuyoruz. Her antrenman oyuncu grubu birbirine daha iyi tanışınca daha iyi sonuçlar çıkıyor ortaya. Şu an için herkes halinden memnun gibi duruyor yani. Şimdi Beykoz Kalesi hazırlık maçlarında gol gördü ama aynı şekilde de aynı sayıda da golleri atmayı başarabiliyor. Bu lige nasıl yansıyacak? Yani şu andaki performans durumuna göre. Yani daha önce hocamızın dediği gibi bu bizim hata yapmamız için bu hazırlık maçları var. Hatalarımızı burada görüp kapatıp üstüne gidip sezonda da gollere devam edip gol yeme kısmını olabildiğince azaltmak yani. Evet, kaleciler çok iddialı. Kaleciler çok çalıştıklarını bu sene hedeflerinin takımı şampiyonluğa götürmek olduğunu söylediler. Sen de forvet arkası olarak golcülerin yoğunlaştığın sürece sorun yok gibi. Yani benim niyetim o, şans buldukça görecek herkes yaptıklarımızı zaten ekip olarak da. Beykoz zaten hani bulunduğu ligden bağımsız her zaman en üstte oynaması gereken bir camia. Buranın bir ağırlığı var, bir tarihi var. Biz de buna yaraşır olmak için elimizden geleni yapacağız yani takım olarak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ayağınıza sağlık. İnşallah ligde de istediğiniz sonuçları alırsınız. İnşallah, çok sağ olun. İnşallah. Evet, Beykoz Stadyumundan tekrar merhaba. Yanımızda Beykoz 1908 Sportif Direktörü Erol Özbek var. Erol Özbek aynı zamanda sadece Beykoz'da değil, aslında Türk sporunda çok iyi tanınan bir isim. Bugüne kadar hem futbolcu yanıyla hem yönetici yanıyla çok fazla öne çıkmış bir isim. Şimdi de Beykoz 1908'i hak ettiği yerlere getirmek için hem takım içinde hem takım dışında çalışmalar yürütüyor. Sevgili Erol, nefes nefesesin, takımla birlikte antrenman yaptın adeta. Valla takım öyle güzel bir takım oluyor ki bizi de içine çekiyor. Yani ilk önce ben bu zor şartlarda biliyorsunuz yollarımız yapılıyor. Yollarımız yapılırken buraya gelmek çok zor. Buraya geldiniz, ilk önce size hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadınız. Ben kısa kısa ana başlık halinde geçerek bütün duygu düşüncemi anlatmak istiyorum. Şimdi Beykoz 1908, herkesin bildiği gibi çok özel bir camia. 1908 yılında kurulmuş. Tarihi başarılarla dolu. Profesyonellik geçmişi müthiş anıları var. Fakat son yıllarda alta ine ine artık süper amatörden aşağı inmiyoruz ama bu taraftar, müthiş bir taraftarımız var. Bu taraftarın, bu camianın hak ettiği yer kesinlikle profesyonel ligin herhangi bir kısmı. 3 olabilir, B olabilir, PTT lig dediğimiz birincilik olabilir, süper lig olabilir ama profesyonelden aşağısını burası hak etmiyor. Ben bölgesellikte de bu takımın sorumlusu olmuştum. Taraftarlarımız sağ olsun bizi bağrına basmıştı. İç sahada hazırlık maçı dahil tek bir galibiyet almamamıza rağmen ölümüne oynayan, saldıran, Beykoz ruhunu takımı sahaya yansıtan bir takım kurmuştuk. Hepsi bizi böyle yenilin, böyle oynayın, yenilin, Allah'ınıza kurban diyorlardı. Aynı takımı yaratmak üzereyiz. Hazırlık maçlarında, Kuruçeşme'yle yaptığımız maçta bizim ruhumuza uygun bir takım görmüştük.
Hocası da bizim ruhumuza uygundu. Murat Çaylak diye bir hocamızla anlaştık. Mükemmel çalışıyor. Yardımcısı mükemmel çalışıyor. Topçular inanılmaz arzulu. Yani öyle güzel bir takım geliyor ki aynen bölgesellikte bahsettiğimiz o hırslı, arzulu, baskılı, rakibi boğmaya çalışan, skoru üretmek için her şeyini ortaya koyan bir takım yaratılıyor. Benim tek ricam var. Küskünlükler, kırgınlıklar, bireysel egolar her şeyi bırakalım. Beykoz severler. Bu Beykoz takımının arkasında duralım. Bu Beykoz takımı size yakışan futbolu sahada oynayacak. İnşallah sonuçları da alacak. Bizi güzel günler bekliyor. Bu takımın ölüsünün bölgesellikte direkt kalması, en iyi halinde profesyonellikten aşağı düşmemesi lazım. Hakan abi, ben size tekrar teşekkür ediyorum. Şu an gidişatımız çok iyi. Takımımız çok iyi çalışıyor. Hocamız harika bir metotlarla takımı hazırlıyor. Hiç merak etmeyin, aslan gibi bir takım çıkacak. Teşekkür ediyorum. Hakan evet abi. Zaten bana soru sormaya fırsat bırakmadı. Tüm hepsini kendi sırayla anladım. Ben Beykoz taraftarını çok seviyorum. Hakikaten bizim taraftarımız takımı iten, İstanbul'da bırakın Türkiye'de takım iten taraftar sayısı çok azdır. Bizim taraftarımız hakikaten, biz her maçta bir gol taraftarımız atacak bizim zaten. İkinci golde biz attık mı? 2-0, en kötü 3-0, 2-1 falan derken biz taraftarımızı arkamıza aldık. Hocam çok iddialı oldu ama bu. Yani 2-0, 3-0. Yok, şimdi taraftardan bir gol alıyoruz. Bir tane de biz atalım, müsaade edin. Şimdi birazdan hocamla da görüşeceğiz. Bakalım aynı iddiaları hocamız anlatacak. Bu bizim ruhumuz. Tabii bu skora ne kadar yansıtacak bilmiyorum ama biz ruhumuzla böyle hazırlanıyoruz. Ben gece rüyamda goller atıyorum. Bir bakıyorum hocam bir oyuncu değiştirmiş. Değiştirdiği oyuncu girer girmez asist yapıyor, gol atıyor. Benim rüyalarım böyle geçiyor bugünlerde. Yani Beykoz'da yatıyoruz. Beykoz'da kalkıyoruz. Hayallerimiz, rüyalarımız, her şeyimiz Beykoz arkadaşlar. Evet, biz de Beykoz 1908'de yeni sezonda başarılar diliyoruz. Evet, Beykoz 1908'de röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda genç teknik direktör Murat Çaylak var. Sevgili hocam, şimdi Beykoz deyince tabii Türkiye'de 115 yıllık bir kulüp. Evet. Müzesinde Türkiye Kupası barındıran bir kulüp. Yani çok köklü, çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Siz de neredeyse böyle geldiniz, topun önüne kendinizi koydunuz. Evet. Şimdi 2023-2024 sezonu 30 Eylül'de başlayacak. Siz de kendi grubunuzda müsabakaya başlayacaksınız. İlk önce bir takımı, sonradan bir grupları konuşalım. İlk önce şunu söyleyeyim, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Çok büyük bir camia. Gerçekten Arman'ın farkındayım ve oyuncularıma da bunu aşılıyorum. Onlar da farkında. Bu kulübe hak ettiği yere mutlaka getireceğiz. Yani seyirciler mutlaka sahada gurur duyacağı bir takım görecekler. Çalışmalarımız çok hızlı gidiyor, çok ağır çalışıyoruz. Ama bunun meyvesini göreceğiz. Grupta da en iyi yerlere gelmek için, şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bu gücü de ben takımımda görüyorum. Yönetimimiz olsun, başkanımız olsun, oyuncularım olsun, her şeyin farkında. Kenetlendik, yani başarıya açız. Bu kulübü mutlaka şampiyon yapacağız bu sene. Bütün çalışmalarımız bunun doğrultusunda. Yani bu kadar. Şimdi, yani. Şimdi Erol Özbek biraz önce çok büyük iddialarda bulundu. Dedi ki bizim taraftarımız zaten iç sahada dedi 1-0'la başlıyoruz biz, evet, dedi. Şimdi iç sahada 1-0'la başlıyorsak dedi, biz arkasından 2-3'ü atacağız dedim. Ya hocam şimdi şeyi çok büyütüyorsun dedim beklentiyi ama şimdi evet, sizin görüşünüz nedir takımınız bu haliyle? Şöyle düşünüyorum, Beykoz'un darmasını koysak şampiyon olur. Bunu geçen senelerde de gördük. Ama biraz daha iyi oyuncularla çok daha fazla idman yaparak bu yüzdeyi arttırıyoruz. Arttırmak için uğraşıyoruz. Erol abinin de yüzünü yani kara çıkartmayacağız mutlaka. Şimdi ekstra biraz daha çalışmaları hızlandıracağız onun şimdi için. Tabii tabii, Beykoz'da şampiyonluk demek İstanbul'da şampiyonluk demek. Tabii ki yani, çünkü Beykoz gerçekten Anadolu'nun çok önemli temsilcilerinden, evet, bir tanesi. Ki kaldı ki bir dönem Anadolu yakasında Fenerbahçe ve Beykoz vardı sadece. Evet. Başka kulüp yoktu. Peki hazırlık maçları yaptınız. Hazırlık maçlarına göre bir değerlendirme alabilir miyiz? İyi izlediğim maçlarınız, evet, var. Bir değerlendirme alalım. Son maçta biraz skor avantajı yoktu ama gene de istediğinizi alabiliyor musunuz? Evet. Ya şu an oyuncularım geçen sene başka bir oyun formatıyla oynuyordu. Bu sene başka bir formatla oynayacağız. Şu an ilk hazırlık maçı biraz deneme gibi oldu. Yani ikinci maçta iyi sinyaller verdi. İstediğim gibi oynamaya başladı takım. Yani bir 10 gün sonra falan artık bizim oyun şablonumuz iyice ortaya çıkmış olacak. Oyuncu grubum da çok yatkın buna. Mutlaka bir sistem oyunu oynayıp başarıya öyle gideceğiz. Böyle ezbere oynamayacağız. O yüzden oyun sistemime yatkın oyuncularla birlikte
çok daha hızlı şekilde ilerliyoruz. Hem antrenman maçlarında hem hazırlık maçlarında bunu oyuncularım gösteriyor. Bunun da üstüne koyarak performansımızı arttıracağız. Gelecek transferlerle birlikte çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Evet, şimdi aslında tam kritik soruya gelmiştik. Evet. Transfer var mı? Yani şu anda takım biz tamam mıyız? Yoksa belli noktalarda hala transfer araçları var mı? Şöyle, bana verilen malzemeyi ben en şekilde yemek yapmaya çalışırım oyuncularımla birlikte. Gerekirse 2 kişilik mücadele edeceğiz, 3 kişilik mücadele edeceğiz. Ama başkanımız da transfer için Erol abiyle birlikte çok yoğun mesai harcıyor. Onların da farkındayız. Onları da sıkmadan, buranın bütçesini de yormadan. Gelecek tabii oyuncular olacak. Başkanından da söz aldım. Onlarla birlikte çok daha etkili bir takım olacağımıza, çok daha zorlu bir takım olacağımıza ben inanıyorum. Mutlaka transferler içerideki oyuncu grubunun da kalitesini arttıracaktır. Yani çok az sabır. Peki 2023-2024 sezonu başlayacak. Evet. Murat Hocam'a da ve Beykospor Kulübü'ne de başarılar diliyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de sağ olun. Teşekkür ederim.